başlıyor büyük şov. Adı Belkıs TV. 3 yıl önce yayına girdi. Yayıldı virüs gibi. Yayında ve yapımda. Adı Belkıs TV. Herkes geldiyse eğer, kalkıyor bu gemi. Hadi aç sesi aile evinden. Kaç renklenecek böyle hayat. Biraz emlak, biraz aşk. Derde doğru yol alacak. Belkıs TV, Belkıs. Show bizim hayatımız. Belkıs TV, Belkıs. Nereden çıktı bu kız? Ziyade olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir performansla açmak istedim yayını. Sessiz bir performans sanatıyla. Ya hamile olanlar varsa, canı boşluk aşeranlar, kusura bakmayın. Biraz size boşluk soslu bir boşluk tarifi vereceğiz bugün. Türkiye'nin en sevilen, en az izlenen, en çok linçlenen, en haksız yere ödüller alan, en ne var başka, ne vardı en komik olmayan, ay onu unuttum, komik olmayan yayını Belkıs TV'ye hoş geldiniz. Ben Sude Belkıs, Belkıs TV'nin kurucusu, CEO'su, yayın yönetmeni, yaratıcısı, yatırımcısı, yapımcısı, her şey olarak bugün yine sizin karşınızdayım. Abi Ankara'da yaşayanlar seni görebilecek mi, buluşma gibi. Yani oradaki, yani üniversitede sonuçta olacağım arkadaşlar. Ve biraz da gitmişken Ankara'ya hiç gitmedim. Yani bir kere gitmiştim ama o zaman gitmek denmez yani ona. Gezmek istiyorum yani, yanlış anlamazsanız. Tabii de karşılaşabiliriz. Ankara çok büyük bir yer değil diye düşünüyorum. Ayrancı'ya gel Sude. Şimdi ne yapacağım? Ayrancı'ya gideceğim, seni mi bulup gidemeyeceğim? Ayrancı'ya geldim ben, çağırmıştınız. Geldim. Aşağı ayran, yukarı ayran. Bir aşağı bir yukarı ayran. Çalkalandık yani diyorsun. Ben de tam depresyona girecektim. Yayınları artık YouTube'a... Ha bu arada şey, Twitch kapandı falan. Biz oraları hiç... Bizim olayları... Deme seviyesi. Ben hani atıyorum, Twitch kapandı. Tamam, ben yine yayın yaparım bir yerden. Bir şekilde yaparım. Sorun değil. Gerekirse ben kanal satın alırım. Bu yayınları yine yaparım. Ben Twitch üzerinden, Twitch sistemi üzerinden çok böyle bir kazanç bir şey kendime bağlamadığım için... Twitch'e ne olduğu çok umurumda da değil. Yani kuruluşlar, kurumlar falan çok umurumda değiller o yüzden. Hani buradan işte bir geliri olan insanlar var. Onun için tabii ki çok daha büyük bir şey. Ya ne bileyim, kumar oynuyorlarmış. Haberim yok. Haberim yok. Böyle bir batak olduğundan. Ben efendi gibi yayınımı açarım, kapatırım. Tuşa basarım, açarım, tuşa basarım, kapatırım. Ben kimseye tabii böyle hani kim ne yapıyor diye uğraşmadığım için de ben kendi halimde bir yayıncıyım zaten. Komiserim. Komiserim, ben ne yapmış olabilirim? Biz bilmeyik harbiden. Şimdi diyeceksiniz ki sen de hiç yayın açmıyorsun. İşte bilmem ne, hep geziyorsun, tozuyorsun falan diyeceksiniz. Ya insanım yani. Ben de insanım. Ben de insanım yani. Benim sosyal bir varlığım neticede ben. Ben hayattan, sokaktan besleniyorum. Ben gideceğim. Orada gülümleri yaşatacağım. Geleceğim, burada anlatacağım. Ne güzel ya. Yayıncıyız diye evden çıkmayacağız. Var mı böyle bir şey? Ben siz de gidin sosyalleşin diye yayın açmıyorum. Yoksa ben her gün de yayın açarım. Ben her gün de yayın açarım. Niye açmıyorum? Siz bir dışarı çıkın, bir derslerinizi yapın, arkadaşlarınızla buluşun. Evde kapalı kalmayın diye açmıyorum. Sokak olun biraz ya, biraz sokak olun. Burası gerçek değil. Evet, siz alışmışsınız her gün yayın açan yayıncılara. Ben gecenin 4'ü 5'iyim. Sustu bey. Burası aslında film seti. Evet, benim için ben hayatımı film seti gibi yaşıyorum. Gerçekten de öyle.
her sezon bir olay oluyor. Hatta böyle gerçekten çok mutsuz olduğum bir dönem olmuştu. Gerçekten mutsuz oldum derken hani moral falan kalmadı. Gerçekten böyle hani umutlar tükendi, sinirim çok bozulmuştu. Çok sinir olmuştum ve şey dedim böyle, şu bu an dedim benim hani ana karakterin zirvesini yaşamadan önceki düşüşünü yaşıyorum ben şu an dedim. O yüzden dur dedim. Bu inişin bir çıkışı var. Erkek arkadaşım senden nefret ediyor. Feminist, sen de feminist yuva yıkıcı biri olduğunu söylüyor. Ayrılmalı mıyım? Feminist yuva yıkıcı biri olmak ne demek la? Yuva yıkıcı biri olduğumu söylemesi ben sizin yuvanızı mı yıkıyorum? Benim senin erkek arkadaşınla hiçbir işim yok bu arada. Hiçbir işim yok. Ama eğer erkek arkadaşın benden nefret ediyorsa sana en büyük tavsiyem onu sepetlemendir. Çünkü benden nefret ediyorsa bir gün senden de nefret edecektir. Enteresan ya. Nereden buluyorsunuz siz böyle adamları ya? Çok enteresan. Gerçi çok hadsizce bir şey bu arada. İnanamadım. Seni de muhtemelen gün gelecek sana da aynı şeyleri söyleyecek. Sen biraz onun kendi canının istedikleri şeyleri yapmaya başladığında aynı şeyi sana da söyleyecek. Çünkü en nefret ettiği şey sanırım bu. Ve özgür, ayaklarını yere basan bir kadın eğer nefret ediyorsa senden de nefret edecektir. Yuva yıkarmakta ne alaka onu anlamadım yani. Ulan benim kaç tane kişi sevgili yaptım ben burada sen biliyor musun? Pardon da! Pardon da! Hayırdır? Arkadaşlar ben size bakmam. Bak yanlış anlamayın diye söylemiyorum da ben size bakmam. Hayatım. Ben burada insanları evlendiriyorum. Benim burada aldığım hayır duasının haddi hesabı yok. Sen ne anlatıyorsun ya? Bak beni yükseltme. Yuva yıkarsın diye değil, kızın gözünü açarsın diye sevmiyor aşk. Aynen öyle. Twitter'daki bazı hesapların ve bazı kişilerin yönlendirilmesinden kaynaklı çok ezbere saldırılar oluyor bana mesela. Ben bunu anlıyorum. Neden biliyor musun işte? Benim bazı kesitlerimden falan kafasına bir karakter oturtuyor. Düşmanlaştırıyor onu. Onları nefret etmeleri bizim için bir onurdur. Evet arkadaşlar, doğru nefret her zaman için bir onurdur. Teşekkür ediyoruz. Bugün menüde patriarki var arkadaşlar. Bir şey de istedim. Şimdi Ramazan geliyor. Sahur için ne yapmamız lazım? Çok enteresan. Feminist bir yemek buldum. Yemek yapmayı sevmem. Ama yemek yapmam. Yapanı da sevmem. Ama bir feminist yemek buldum. Onu yapmak istiyorum. Ispanaklı mantı. Sadece ıspanaktan oluşuyor. Ben de smoothie yaptığım için sabahları kocaman ıspanak paketi aldım ayıklanmış. Onu bir şekilde satmam lazım yani. Onu bir yemem lazım. Onun için ıspanaklı ne varsa yapmaya çalışıyorum. Ramazanlar bu arada yapanı sevmemek niye demiş Ömer. Ömer. O bir şaka manasında Ömer. Bu bir dizinin diziden Avrupa yakasından bir kesitti Ömer. Sen Ömer biraz ener lütfen. Fasulye pilav çok maskülist bir yemek. Sus zaten. Ama ben maskuliniteyi yemeyi seviyorum. O bluzun linkini atmazsan öleceğim. Aşkım linki yok. Ha yok, Trendyol'a girmiştim şey yazdım. Kırmızı kadife takım yazmıştım. İlk çıkan şey buydu ve almıştım. Benden link isteyin, isteyip duymayın arkadaşlar. Her şeyin linki yoktur şu hayatta. Ve her şeyde bir app'te yapılmaz. O yüzden kalkın biraz bir bakın. Bana link soran arkadaşlar için hep bunu söylüyorum. Ben link paylaşmayı falan çok... Zaten bir şey daha söyleyeceğim. Hepsini geçtim. Tüketime bunun katkısını geçtim. Ben aynı şeyleri giymeyi sevmiyorum başkalarıyla. O yüzden de insanlara söylerken çekiniyorum. Aynı giymek istemiyorum. Ben uyuz bir kızım. Daha neler neler. Zaten Sude Belkıs'a erkek düşmanı dediler. Komik değil dediler. Bu kız salak dediler. Ama pişti oldu demediler. Gerekirse rüküş desinler. Ama onunla aynı giyinmiş demesinler. Evet böyle büyük büyük. Bu arada bu kombin şöyle takım göstereyim. Bizim saçma hikayeler kuşağında ıssız adam skecinde Safoz Nergis karakterinin kıyafeti bu arada bu. Bunu Zeynep giymişti skeçte. Aynen bu. Bu şunda dahil. Yani orada Safoz Nergis karakteri düşünüyorum. Bu benim normal sevdiğim bir kombin aslında. Ben kendi manifest günlüğü tutuyorum. Reg Nox yazmış.
Ben kendi kendime manifest günü tutuyorum ve hayalimin erkeğini yazdım. Ona aşık oldum ki size o kadar right by woman olmayacağı için of aşık olamayacağım. Durun, dur. Yazmayın, bekleyin. Gerçek hayatta da iğrenç. Çünkü of of. Benim bir şey diyeceğim. Okuma yazmayı unutmam. Hece hece okudum cümleyi ya. A0 Türkçe ile okumama inanamadım. Uzun yazmayın arkadaşlar, okuyamıyorum. Niye böyle oldu? Bakayım. Şöyle manifest için, valla manifest için bu arada Zan şöyle demişti. Ben manifestlerimi kameraya karşı ya da aynaya karşı konuşarak yapıyorum. Bana şöyle demişti. Senin hep söylediğin şeyler çıkıyor. Ne istesen oluyor demişti. Bunun sebebi bence sen aslında aynaya bakarak konuşma tekniğini uyguluyorsun. Çünkü kamerada kendine bakarak söylüyorsun. Ve bunları söyleyip kayıt altına aldığın için de gerçekleşiyor. Okumasız dediler ama pişti diyemediler. Bu arada arkadaşlar isterseniz telefon bağlantısı alabiliriz. Evet, telefon bağlattım. Alo, buyurun. He. Tamam. Anne. Oscar'ları ne zaman Soderbergh sunacak? Ben keşke bir şeyler sunsam. Ben sizce sunucu mu olmalıyım, oyuncu mu olmalıyım? Yoksa her şeyci mi olmalıyım? Ben sizce neci olmalıyım? Evet. Bir tane şey vardı. Beşik Kertmesi diye bir dizi vardı eskiden. Orada Elmas Maden vardı. Meltem Cumbul oynuyordu. Elmas Maden karakteri şeydi. Böyle köyden işte geliyor. Ünlü oluyor falan. Şarkıcı, türkücü, film yıldızı, heykeltıraş. İşte buz patenci bilmem ne falan, böyle onun şeylerini sayıyorlardı. Çay demledin mi? Ay çay değil ama bir TK'm var. Şu yemeği yapayım. TK'mı yapayım. Vallahi side. Bak bana geldiler. Bu blender'ı da aldım. Benim hayatımı bir kurtardı. Bir kurtardı. Meltem Cümbüş kim? Ey gidey. Nereden bileceksiniz ki? Nereden Cumbul? Nereden bilesiniz ki? Buzdolabındaki stikerler soru işareti. Hayırdır? Ne oldu stikerler? Ben de dayılanmayı çok seviyorum. Tarif. Ben Emir Eli Demir de yapmış bunu. Bana bak. Bunun tadı kötü olursa Emir Eli Demir. Seni bulurum. Hani zaten bahane arıyordum bulmaya. Bulurum. Ay pardon, neydi? Ispanaklı. Ha, bakalım nasılmış? Sadece iki malzemeli ıspanak makarna. Ispanak makarna. Sadece iki malzemeli ıspanak makarna. Bakalım arkadaşlar, isterseniz birlikte izleyelim. Sadece iki malzemeli ıspanak makarna. Evet. Evet. Dinliyorum. Sadece iki malzemeli ıspanak makarna tarifi. Ispanak ve un. Hepsini blenderdan geçir ve makarna hamurun hazır. Makasla hareketi yap ve 5 dakika tuzlu suda kaynat. Krema ile kıvam alana kadar pişir ve şuna bak. Evin İtalyan şefi sensin. Yes. Sadece iki malzemeli ıspanak. Sadece iki malzemeli ıspanaklı makarna. Kes, yap, blender, bilmem ne, zart, zurt. Şimdi en iyi şef sensin. Tamam. Bakayım nasıl durmuş. Tamam, ben bu tarifi anlamadım ki, şöyle boydan bir anlatsaydın ya bunu. Şaka yapıyorum ya, ne işim olur. Ay ne işim olur, şaka yapıyorum ya. Sanki ne, Allah Allah. Ay ne? Yine her zaman söke söke olduğu gibi glutensiz un kullanıyorum arkadaşlar. Benim öyle glutene gerçekten sıfır tolerans diyorum. Sesiniz berbatmış burada. Heroin Barbie. Sen benim canımı sıkmak için mi var oldun, yoksa? Hani genel olarak senin bir can sıkma durumun mu var? Hani herkese karşı mı, bana karşı mı? Bana bak, ben glutene bile tolerans göstermiyorum. Benim canımı sıkma. Barbie Marbie demem. Zaten Oppenheimer daha iyiydi. Abi telefon arkadaşım da o yazıyor. At erkek arkadaşını evden, bir şeydi yanından, ittir. Arkadaşlar tamam, ben şunu dedim, yanınızda durabilir. Ama bak, sana müdahale ediyor. Yani hep zararsınız ya, zararsınız. Bana bak, seni var ya blender'a atarım.
Hamur ederim seni, hamur. Bu arada 8 Mart yürüyüşünde çok tatlı takipçilerim falan beni böyle hep ben fotoğraf çekildiler, beni görenler çok çok tatlıydı herkes. Utandım yani bu ilgiye ve sevgiye. Ve gerçekten fan buluşması gibiydi yani. Benim kameranın ışığı niye böyle gitti ya? Benim sıcaklık dengesi bozuldu ekranın, görüntünün. Ben yanan zil, benim sıcaklığa geldi. Tam doğru yerdeyim yani. Fan buluşması gibi. Buradaki herkes Berkız TV izliyor. Ne güzel, çok sevindim. Çok tatlıydı herkes. Yürüyüş de çok sıkıntısız oldu. Yani normalde... sanırım 2-3 sene öncesinde falan böyle aşağı doğru yürüyüş olmuştu sıra servilerde. Onun dışında normalde yürüyüş olmuyordu, izin verilmiyordu. Ama izin verildi, hiç korkutulduğu gibi bir durum da yok bu arada. Öyle bir şey de yok, gayet polislerle kontrollü şekilde yüründü, edildi arkadaşlar. Bilmiyorum, benim bu ülkedeki hiçbir şeye artık... Ben burada ben artık apolitikim yani, hiçbir şey düşünmüyorum artık gerçekten. Kendi dünyamda, kendi dünyamın ülkesini yönetmek, kendi dünyamın ülkesinin problemleriyle boğuşmak istiyorum. Gerçekten kendimi artık çekiyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Twitter kullanmayı da bırakıyorum. Gerçekten. Bitti. Çok net the way bitti yani. Gerçekten artık hiçbir şey düşünmeyeceğim. Ne seçim bilmem ne, hiçbir şey hakkınızda da konuşmuyorum. Kendi dünyamın zaten cumhurbaşkanıyım. Kendi kendime. Vallahi ya. Çünkü ne yaparsanız yap... Neyse, açmıyorum. Benim çok sevdiğim bir lafım vardır. Yani tepemizdekiler zalim de yanımızdakiler de hain diye. Öyle yani. Birlik olmak, kol kola olmak bu kadar zor değil. Neyin düşmanlığı bu ya? Tabii ki de olaylar tartışılır. Doğrular, yanlışlar tartışılır. Şeffafça ama düşmanca değil. Beni çıldırtıyorsunuz, çıldırtıyorsunuz. Ondan sonra Belkıs şöyle, Belkıs böyle. Evet arkadaşlar, kimin için çekeyim bunu? Hadi, kimin için ilk blender'ı niçin, kimin için açayım? Rarabik için gelsin. Senin için anca bu kadar olur. Bunun için su koymadan olmaz. Bitiyor, gelecek misin? Sude sanırım bana YouTube'dan... Arkadaşlar bakın, bana gerçekten her gün bir sürü okuldan davet geliyor, söyleşi daveti. İstisnasız her gün. Çok teşekkür ediyorum. Ama arkadaşlar ben bu kadar her gün okula gidecek kadar... Okula gitsem gerçekten ikinci diplomayı alırım. Gerçekten o yüzden de Nescafe ile olan, Nescafe Chubirada ile olan projemizde okullara gidiyorum. Zaten Aydın Üniversitesi'ne gittim, Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Aydın Üniversitesi çok kalabalık, dur anlatacağım. Var mıydı Aydın Üniversitesi'nden olan burada? Bana soru sordunuz mu? Kız bu ne demiyor? Bir şey anlatacağım sadece ama bu bir şikayet değil. Sadece bir durumu anlatacağım. Zaten bizim yaptığımız bir iş olsa ben şaşırırım yani. Bir işimiz rast gitse ben derim ki aa durun ne oluyor, dünya dönmüyor galiba arkadaşlar, dikkat edin. Ta anasının nikahına kadar parça gitti ya. İspanağı check-up'ta karıştır. Check-up ne kız? Check-up ne? Hastaneye mi götüreyim ispanağı? Emir Ali Demir, buraya gel çabuk, yap şunu ya. Hiç tarifindeki gibi değil. Tabii ki de en malzemelerimizin hiçbirini ziyan etmeyecek şekilde kabımıza yerleştiriyoruz. Arkadaşlar, TikTok'ta en sevdiğiniz hesaplar kimler, çok merak ediyorum. Bazı şeyler var kafamda, bir türlü oturtamadım. İnsanların, hani ben dünyanın en izlenecek insanı değilim ama bu neden izleniyor diye düşündüğüm, dünyanın en sıkıcı TikTok ları var bazen. Ben kızım TikTok diye attığı 2 dakikalık şeyi tek tweet olarak atıyorum. Ama tabii ki de bu şey için değil. Yani burada hani yaptığı işi kötülemek istemiyorum. Çünkü kendini göstererek, var ederek bir iş yapması her zaman takdir edilmesi bir şey. Sadece insanların bunu tüketiyor olmasına kop. Gerçi bizim için de aynı şey söylüyorlar. Bu kız salak, hiç komik değil. Bunu insanlar nasıl izliyor? Kız yok, muhabbetine diyorum ya. Öyle şeyine demiyorum.
Biliyorsun benim zaten. Benim huyum öyle. Herkese şey diyor zaten. Klasik bir dert olabilir. Ama yazmak istedim. Erkek arkadaşımla tartışma yaşadığımızda iletişimi benimle tamamen kesiyor ve benden bekliyor sorun çözmemi ve aklında bana süre veriyor. Bir hafta yazmazsam ayrılacağız gibi. Ben de çözmek istemiyorum artık. Yine görüldü attı. İki gündür konuşmuyoruz. Ne yapmalıyım? Tabii ki de hayatım. Şimdi şöyle, ilişkilerde illaki birisi böyle olur. Eğer o kişi sen değilsen o kişi karşındaki. Yani büyük tepki verirsen o alttan almak durumunda kalır. Biraz baskın ol ya. Bu dün arkadaşımla bunu konuştuk aslında. Arkadaşıma da biraz akıl verdim. Klasik benim ya. Bana geldi biri muhabbet ediyor. Ben direkt akıl verip onu gönderirim yani. Klasik benim haller. Kendince sana süre veriyor. Ya bunu yapan kişinin sen olman lazım. Bak, hiç bunu yapan kişinin derdi var mı? Hiç buraya bunu yapıyorum, şöyle yaptım diyen birinin derdi var mı diye. Şimdi herkes de bunu yap demiyorum. Herkesin karakter özelliğiyle alakalı. Biraz gemileri yakmandan korksun. Ben de paylaşayım ya. Kızım birine yaklaşık bir seneden beri aşığım ama yaklaşamadım işte. Bayağı çarptı beni. Sonra konuşmaya başladık. Yaş farkı 5. Bana abi dedi ya. Abi, he abi. Ne? Ama o kaç yaşında ki? Abi diyebilir bence çok. Belki seni o gözle görmüyor ama. Gerçi bu arada evet, o gözle görse asla abi demez yani. Bu arada hani... Zaten. Abi ya diye olabilir, evet. Biraz daha un, biraz daha. Demek makarna falan böyle şeylerde çok un oluyor böyle. Bir daha yemeyeceğim valla. Ya ben diyetteyim bak. Bir sürü çekimlerim falan oluyor benim. İnternet şeyiyim ben. Davetlere, şeylere, çekimlere, bilmemlere gidiyorum. Önemli, fit olmam lazım. Sonra insanlar beni kabul etmez. Glutensiz unla yaptığın için çalış olmuyor. Ne mana? Nereden biliyor ki glutensiz olduğunu? Una benziyor normal. Bak yine bir şeyler diyorsun. Keşke ıspanak kavurup üzerine yoğurt ve salça dökseydik. Daha bir şey olurdu. Arkadaşlar sizin bak yine başladınız ya. Her şeyi de bilmeyi verin ya. Bak bu kadar bilmek zarar ha. Bu kadar bilmek sizi yorar. Bu kadar bilmek mutluluk değil. Aydın Üniversitesi'ne gittik, tamam mı? Aydın Üniversitesi'nde gerçekten hayatımda en korktuğum şey oldu. Soru cevapta benden canlı olarak sandık müteahhiti şakamı yapmam istendi. Ve ben de dedim ki lütfen yapmayayım, hani olur mu? Çünkü sonuçta zaten video komik. Hani şimdi ben yaptığımda komik olmayacak, tekrar yaptığımda aynı etki olmayacak. Hani sen de zor durumda kalacaksın, ben de zor durumda kalacaksın dedim. O da yok hayır yap lütfen dedi ve herkes alkışladı. Yapmamı istedi. Ve ben mikrofona bu şakayı yaptım. Ne yapıyorsunuz siz? Zattıra zuttura dedi. Hatta unutmuşum bile ne olduğunu. Ve arkadaşlar gerçekten o kadar üzüldüm ki. O kadar üzüldüm ki. Yani gerçekten benim yayınımı izleyen bir insan benden bunu asla istemeyeceğini biliyorum. Bazıları çok tatlı, çok tatlıydı yani, şey demiyorum ama... Sadece yani kırıldım çünkü en nefret ettiğim şey ve yapmaktan en çok korktuğum şeydi yani. Bir şakayı, bir komik videoyu canlandırmak. Kendimi ne gibi hissettim biliyor musun? Bakın çok acı verici bir şey söylüyorum size. Beyaz Şov'a çıkan Simge Barankoğlu gibi hissettim. Örümcek, yılan, falan yapmıştı ya. Aynen öyleydim. Keşke dedim, keşke bana eski sevgilisiyle ilgili bir derdini sorsaydı orada. Sonra şey düşündüm, evet ben buyum, ürünüm ben. Şeyi çok iyi anladım, atıyorum Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop, Engin Günaydın'a yıllarca muhtemelen yevrim falan dediler adama yıllarca. Bir yapsana ya, şunu yapsana falan dediler. O kadar Engin Günaydın'ı anladım ki. Bak tek bir internet şakasıyla Engin Günaydın'ı anladım. Bu adama yıllarca Burhan Altıntop yapsana hadi falan dediler. Videosu da düştü zaten, internette de var, koymuşlar. Yani gideceğimiz diğer üniversitelerde lütfen tek ricam sizden. Yani eski sevgilinizle ilgili derdinizi anlatın, sorun falan. Ama ne olur bana zaten internette yapılmaktan sönmüş bir şakayı canlı yaptırtmayın ya. Üzüldüm, gerçekten üzüldüm. Yani kendimi çok kötü hissettim açıkçası. Bak gerçek söylüyorum öyle. Vallahi söylüyorum, saklamıyorum ya. Niye saklamıyorum? Hislerimi saklamayı sevmiyorum. Öyle gerçekten üzüldüm. Kendimi gerçekten... Ürün gibi hissettim yani. Komik video ünlüsü olduğum için çok üzüldüm. Daha güzel işler yapacağız ki insanlar hani güldükleri bir video olarak kalsın. Daha güzel işler yapmam gerekiyor demek ki insanları. Bunun üstüne çıkabilmek için onu unutturacak kadar daha kaliteli işler yapmam gerekiyor. Yani komik video iş bile değil de.
Abla cringe fest'lik bir fıkra yazdım. Valla ben cringe fest'in kitabını yazdım orada. Abla, bir çocukla Instagram'dan tanıştım. İstek attı. Baktım, çok hoş, kabul ettim. Mesaj attı, konuştuk. Sonra numarasını attı. WhatsApp'tan her gün ara ara konuştuk. 2 hafta sonra bir sabah ne yapıyorsun? Okulda dersleyeyim dedim. Görüldü attı. Ankara Subaylık Okulu son sınıf. Ben Eskişehir mühendislik. Bu çocuğun yaptığı saçma değil mi? Okulda dersleyeyim görüldü attı. Tamam. Ne yapıyorsun demiş. Sen cevap vermişsin. Sen ne yapıyorsun diye sormamışsın mesela. Subaylık okuyor. By the way. Sude selam. Yayını derde doğru çevirmek gibi olmasın. Ama yazmak istedim. 25 yaş ailemle derdim var. 25 yaşındayım ama hala kendi hayatımı kuramadım. Bambaşka dünyada yaşıyoruz ve beni asla anlamıyorlar. İçkin oldum, bağımsızım. Onları nasıl kabul ettiririm? Evet, aile asla senin bir, yani çok şanslı bir insan değilsen ailen senin birey olduğunu, evlenin ne kadar falan kabul etmiyor. Yani evlenmek onlar için bir bireylik sıfatı taşıtıyor. Seni hep çocuğu olarak gördükleri için asla bir ayrı bir insan olarak görmüyorlar. Dünyanın en kötü şeyi bence. Ya bunu sadece gerçekten yaşayanın anlayacağı bir şey bu. Yani bağımsız bir hayata sahip olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu sadece çeken anlar. Bazı arkadaşlar şanslıdır. Onlar bunu hiç belki hayal dahi, empati dahi yapamayacak insanlar olabilirler. Okey. Ama seni çok iyi anlıyorum. Ya bunun tek şeyi ne biliyor musun? Ekonomik özgürlük. Ekonomik özgürlükten başka hiçbir yolu yok. Ve bizim ülkede ekonomik özgürlüğü kazanmak da zor. Yani ekstra her şey zor. Hadi ben bundan 10 sene önce, şimdi kaç sene öncesi? 10 de hadi artık. Hani çok daha kolaydı. İşte asgari ücretle çalışıp bir hayat kurabiliyordun ama artık o da yok. Ne yapabileceğin tek şey kendi paranı kazanmak. Kendi paranı kazandığında birden olmuyor yani. Alıştıra alıştıra oluyor. Evet, gerçekten tek kurtuluşun evlilik olması üzüyor. Evliliğe gerçekten birçok kız şey olarak görüyor, yani kurtuluş olarak görüyor. Yani o evden güvenli alanını güvenli bulmadığın için, yani kendi alanını oluşturmak için tek çarenin evlilik olması. Hep bu böyle bu arada. Yani çok hala da böyle. Yani şey değil, illa sadece İşte şehirde yaşayan kadınların yaşadığı bir durum değil yani bu. Türk ailesinde yaşayan, büyüyen ortak derdi. Altından kalkamayacağım cimcimiklere girdim, ne yapmalıyım? Ama cimcimilik çok ciddi bir müessesedir. Öyle altından kalkamayacağın cimcimiliğe girmeyecektin. Ne yaptın? Ne dedin? Ne dedin? Ne yalan söyledin? Nasıl tanıttın kendini yine? Nasıl tanıttın kendini? Arkadaşlar bari şu yalanları kenara yazın. Abla ne olur akıl ver. İstifa ederim ama yöneticim çok yakın dostum. Dışarıda sürekli duygu sömürüsü yapıyor. Bak bu dostum dediğin kişiden daha büyük bir düşman yok. İş hayatındaki en büyük zehir nedir biliyor musun? Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Ve işte çalışanı hep böyle şey der. Ah sen işte kaç yıldır burada çalışıyorsun, küçüktün geldiğinde işte burada ne çok şey öğrendik birlikte, ne badire atlattık. Böyle şeylerde vurmaya çalışırlar. Arkadaşlar insan kendi ailesiyle bile arası iyi değilken iş yerinde bir aile gibi olmanın neresi iyi? Güzel bir şeymiş gibi de söyleniyor ya. İş yerinde aileyiz demek açık açık sömürüyü açmaktır yani. Ailede de çünkü aynı sömürü yapılır yani. Duygu sömürüsü yapılır, emek verdik, senin için neler yaptık. O yüzden sen kendi kişisel kararlarını alamazsın. Kişisel karar almanı engeller aynı sömürü, duygu sömürüsü. O yüzden hani o kadar sinir bozucu bir şey ki bu. Arkadaşına yol vermeye geçtim, arkadaşlığını da bitirmen lazım. Çünkü bak bir insan arkadaşını seviyorsa, ben arkadaşlarımla iş yapıyorum. Benim bütün arkadaşlarımla aynı, biz kreatif ekipteyiz, çalışıyoruz. After work'teki bütün arkadaşlarım benim, birisi üniversiteden, birisi işte oradan buradan, hep birlikte vakit geçirdim arkadaşlarım. Ve ben hiçbirine şey demem, hiçbir işte çalışmayın, gelip bizim işte çalışın demem yani. Hatta hani her şey açıktır. Kimin ne para aldı açıktır. Sorarım sen ne kadar istiyorsun bu paradan? Şey demem hani sana o kadar, ben üzerine şu kadar kar koyayım şeyinde de ilerlemeyiz mesela. Açıktır her şey, şeffaftır. Ve çalışırken de hani çok yakın arkadaşım ve birlikte vakit geçirdiğimiz arkadaşlarından bahsediyorum yani. Baya best, en özel günümde hep yanında olan insanlardan bahsediyorum. En önem verdiğim şeydir, arkadaşız diye bana bir şey söylememezlik yapmasın çalışırken. Zorlama asla olması istemem.
Ve şey dedi yani sadece bize çalışacaksın gibi bir şey değil. Elinde iş var mı? Başka bir işte gelmek istiyor musun? Bunu istiyor musun diye sorarım yani. Ve her zaman gitmek isteyene de kapı açıktır. Daha iyi bir iş mi geldi? Onu yap o zaman. Bu işi yapma. Öyle yani. Hasan abi yeni açmamış. Biliyor ki bütün herkes Suda Berk'si izliyor. Keşke o da izlese. Abla, kütüphanede bir çocuk var. Her gün gidip onu görüyorum. Bir aydır. Bugün ders hakkında bir şey sordum. Çok kısa cevapladı. Ve önüne döndü. Lisede misin kız? Ve başka soru hakkı tanımadı bile ben. Ben de teşekkür ederim dedim. Rica ederim bile demedi. Efendi ve utangaç bir çocuk galiba. Benim Wattpad hikayesi. Karşısına oturup ders çalışsana. Bayılırım. Şöyle ders çalışma ama. Full. Sosyal full. Ya şey, yani yanlış bir şey yapmıyorsun ki soru sormuşsun. Matematik zorsu zordu. Ne? Madem o da o zaman ne öyle kendini gösterir gibi kütüphaneye gelmiş? Soru sormayacaksa niye yani o zaman kütüphaneye gelmiş kendini gösterir gibi? Git evinde çalış. Allah Allah ya. Bilmiyor muyuz? Kızlar bana soru sorsun diye gelmiyor musun kütüphaneye sen? Ay arkadaşlar o kadar. Hayatımı yaşayamıyorum. Geçmişimdeki mutluluğumu bulamıyorum. Başardığım şeyler bana mutluluk ve sevinç vermiyor. Çok yorulduğumu hissediyorum. Hayalimdeki işi yapacakken onun bir hayalim olmadığını düşündüm. Eğitim sürecine kadar buna devam ettim. Eğitimle bıraktım. Nasıl olacak bilmiyorum. Ben neleri severim, ne yapsam ilgili bilmiyorum. Unutmuş gibiyim. Ne sevdiğini bilmemek. Ya bence bu enteresan. Ne sevdiğini bilmemek. Uzun bir ilişkiden mi çıktın? Erken yaşta yapılan uzun ilişkiler kişinin kendini tanımasını çok engelliyor bence. Ne sevdiğini bilemiyor olabilirsin o yüzden. Kendini nasıl tanıman için seni bir şeye sokmamız lazım. Survive'a sokmamız lazım. Seni bir ortama sokmamız lazım. Neyi sevdiğini ve kim olduğunu bilmen için. Kendini zorlayacağın ortamlara sok. Yapmam diyeceğin şeylere evet de. Her şeye evet de. Bir bak bakayım denediğinde nelerden hoşlanıyorsun. Mesela git drama kursuna yazıl. Neyi sevmeyeceğini en azından anlarsın. Böyle mesela bunlar insanın kafasını açıyor bence. Teknoloji, teknoloji. Bir tane şey var. Survivor'da Acun Ilıcalı'ya hesap soran 3 tane kadının TikTok'u vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Onların TikTok hesabına ben girdim. Bir tane TikTok'larında koptum. Bunlar Türk kahvesi. Burada abla olarak koptum yani. O kadar enerler ki yani. Şeyleri bir tane TikTok'ta Türk kahvesinde plastik hani Türk kahvesi yapma makineleri oluyor ya plastik. Onda yapıyorlar. Kadın onu yaparken şey diyor. Teknoloji, teknoloji. Kop. Her kettle'ın tuşuna bastığında teknoloji, teknoloji diyorum. Bence gerçekten her zaman her yayında sanata dem vurmadan yapamam. Sanatsal bir faaliyette bulunmak kişinin gerçekten kendisini tanımasına çok yardımcı oluyor. Şimdi diyeceksin ki bunlar ne beylik laflar, bunlar ne böyle slogan slogan laflar diyeceksin. Ama gerçek. Ayrıca bir gerçek var. Sude Pazartesi sendromu falan kalmadı ya yardıracağım yarın. Helal. Kopart. Kopart ya kopart. Arkadaşlar şunu unutmayın. Siz kendi oynadığınız dizinin ya da filmin ana karakterisiniz. O yüzden biraz renk verin artık. Renk katın şu diziye. Bir şey yap. Abla sen bir kez DM'den beni sal demiştin ya çok üzülmüştüm ben en büyük. Yani sen kuçimon. Sen bana habire DM at. Arkadaşlar bazen bak DM'leri kabul ediyorum ben tamam mı? Bir güzel bir şey yazıyor. Emoji atıyorum cevap veriyorum. Şimdi bundan sonraki benim her story'me yazdığında o DM kutuma düşüyor benim önüme geliyor. Onu nasıl engelleyeceğimi bilmiyorum. Hani balım yani içinden söyle bazı şeyleri de ya. Her yorumu da DM'e yazma yani. Her story'me de yazma. İçinden söyle bazı şeyleri de. Biraz içinde tut ya. Bak bugün bir tanesini engelledim. Birini engelledim bugün. Yani, küçük birisi muhtemelen. Yaşça küçük tamam mı? Wattpad gelmesin. O çok sıkıcı. Ama onun öncesinde bir şeyler demişim. Bir şey yapmışım. Onu öyle yapma ya böyle yap. Bir şey demişim. Öyle olmasın ya falan. Ha böyle bir şeyler söylemiş. Ses attım. Ben burada sinirlendiğimde ses atarım. Dedim ablacım bak dedim. Arkadaşlarınla Sercan ve Elif Naz ucubelikler yapıyorsun ya onlardan yap abla ne olur çok komik oluyor. Benim de en büyük şalterimi attıran şeyi söylüyor.
Hani sanki biz şebeklik yapıyoruz, palyaçoyuz. Değil mi hayatım, seni engellemek zorundayım. Bana başka bir şans bırakmadın. Kendine iyi bak. Beni delirtme. Dur bak, like'lamakta sorun yok. Aşkım ama bak, eğer senin DM kutusunu almışsam her story'me yazma. Bak güzel bir şey söyleyeceksindir, tamam. Ben de o arkadaşım mesajlarını gör. Ben komik bir story attığımda arkadaşlarım bana orada çok acil bir şey söylese göremiyorum. Benim zaten bir sürü insana böyle kızarak ses kaydı attığım şey DM'ler vardır. Bak herkes de vardır. Canım benim bak. Böyle başlıyorum ses kaydına. Ne yapayım arkadaşlar, ben böyle biriyim. Ben böyle biriyim. Abla karşı tarafın beni sevdiğine asla inanmıyorum. Kendimi beğenmiyorum. Fırsatları kaçırıyormuşum geliyor ama düşüncelerime göre. Karşı taraf beğendiğini söylemesine rağmen mi kendini beğenmiyorsun? Burada arkadaşlar muhtemelen çok güzelsin. Güzel kızlarda da özellikle bu oluyor bu arada. Yani ben şoka giriyorum. Ben mesela kendimi açıkçası tanımlayacak olsam çirkin kız özgüveni olarak tanımlarım. Yani güzel kızlar kendini daha güzel kızlarla karşılaştırmayı daha çok yaptıkları için mi acaba bir şey oluyor, bir kendine güvenme mi oluyor ama hayatım karşındaki insan bir erkek. Sen zaten maçı 5-0 öndesin. Ben çok güzel bir kız, güzel bir kız değilim ama yani. Güzelim bu arada, kendimi güzel buluyorum zaten. Ama hani güzel kız kategorisinde değilim. Yani olmak da çok önemli değil benim için. Bu da ünlü olmaktan hiç korkmadın mı? Sen eskiden tanıyan insanlar arkadan konuşacak Tude Belkıs'ı biliyor musun, bana açılmıştı. Benimle ilgili soru gelince benim abanışa gel, elmeli dinlemedim. Sude bana açılmıştı, reddetmişti diyecek mesela. Salaktı, ağlaktı, hiç aklından geçmedi mi? Tamam da bunu diyecekler de o zamanlar atıyorum 20 yaşında falan biriymişim. Lan 20 yaşında birinin aptal olmaktan başka yapacak nesi olabilir ki? Kaldı ki eski unutulur arkadaşlar. Ne olacak ki? Bu arada hep böyledir. Yani muhtemelen hakkında salak diyorlardır. Ona da eminim. Çünkü geldi şeydir. Ha ben onu tanıyordum ya. O salak biriydi ya. Ben onu biliyordum. Ben onu eskisini biliyorum. O çok salak bir kızdı falan demek bir insan için çok daha böyle iyi hissettiriyor. Hani aileyle aynı yerde kalan bir insan için, hiç değişmeyen birisi için, değişip değişen birisine o eskiden çok salaktı ya falan demek çok daha onu iyi hissettirdiği için bana muhtemelen çok salak bir kızdı diyorlardır. Ne fark eder? Ben onlar hakkında hiçbir şey demiyorum bile çünkü isimleri aklıma bile gelmiyor. Ya aslında her yaşın bir salaklığı var. En güzel salaklığımdayım da diyebilirim bunun için. Her yaşın güzel bir salaklığı var. Ben her yaşımın salaklığını yaşıyorum açıkçası. Gerçekten iftara yaptığım yemek sahura yetişecek. Var mı böyle bir şey ya? Bir TK'sı var. Arkadaşlar bu arada kafeinsiz TK var. Kuru Mehmet Efendi. Ne efendiydi lan bu? Yeter ya, bu ülkenin efendilerden çektiği nedir ya? Bir şey Kuru Mehmet Efendi mi ne vardı ya? Bir herif işte. Onun var kafeinsiz Türk kahvesi. Postuna çirkin bir yorum yazan kız umarım burada değildir. Ne yorum yazdı postuma? Bana bazen kötü yorum geliyor arkadaşlar. Ben kötü yorumdan çok rahatsız olmuyorum açıkçası. Ama bak gerçekten ben salaklıktan rahatsız oluyorum. Yani orada mesela dediğim bir şey rahatsız olduğu için beğenmeyip bir şey yazmışsa bunu anlayabilirim. Hadi tartışalım. Hani dediğim şeydeki yanlış neyse tartışalım. Ama böyle hani çok uzaktan gelmiş, tamam mı hani. Bir de mesela şey de sevmiyorum. Güzel bir postun altına şaka yapıp o şakanın çok kötü olmasına da dayanamıyorum. Kötü şaka. Kötü şakayı hiç sevmem. Hatta birisi benim bir tane o A'da var ya, ben bu kıllarla ne yapacağım kesiti var ya. Elif Naz'ın kesitini ben atmıştım Instagram'a. Birisi oraya bir erkek, şakanın kalitesini anlamanız için söylüyorum. Yani kötü, bak şaka, orada güzel yorumlar var ya, şakaya güzel bir şaka yapıp onu artı bir şaka daha eklemiş. Güzel bir enerji yaratılmış. Çok şakası çok baneldi yani, anladın mı? Şakası çok barizdi. Yani bariz bir şey söyleyen şakaları sevmem ben. Şakasını beğenmedim. Bana herhangi bir hakaret yok. Severek de yapmış yorumu. İşte yorumu sildim. Sonra ekşiye yazmış bunu, tamam mı? İşte bir de sanki kendisi keşfetmiş beni gibi. Bu kızlar da çok iyi olacak, ben keşfettim ama işte demedi demeyin falan. Ulan 10 yıldır buradayım zaten. Neyse.
Demiş ki yorumumu sildi işte, yorumlara açık olması lazım, eleştiriye açık. Ya sen beni eleştirmemişsin bile, yanlış bir şey söylememişsin ki. Eleştirme değil, ben senin şakanı beğenmediğim için sildim onu. Şakanı beğenmedim. Üzülme ama komik değildi. Ve güzelim enerji akışını, komikliliği seni komiksizliğinden arındırmak için sildim o yorumu. Öyleyimdir. Sayfaya baktığımda hoşuma gitmiyorsa isterim, güzel dursun isterim sayfa. Yani o şey şahsıma bir hakaret yaptığını zannetmiş. Onu al kötü yorum diye algıladığım için sildiğimi zannetmiş ama ben şakasını beğenmediğim için sildim. Yoksa ne? Yorum yani. Dua et sesli mesaj atmamış. Evet, ıspanak unu okey. 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 5 dakika. Okey. Okey. Tamam. Tamam. Çok basit. Çok basit. Şu fotoğrafım, bunu astım buraya. Converse bir etkinliğe gitmiştim. Orada MAC makyaj yapmıştı. Converse giyip böyle bizim fotoğraflarımızı çekmişlerdi. Bir çekim olmuştu geçenlerde. Yani felasıl eyledim. Yani şöyle söyleyeyim, tarih yazdım. Instagram'a girip fotoğrafı görebilirsiniz. Tarih yazdım yani. Fotoğraf tarihini yazdım. Çok iyiydi, çok iyiydi. Ama ben öyle, ben girdiğim yerde zaten tarih yazmadan çıkmam. Çocukluk fotoğrafımı kesmiştim. Fotoğrafı neden kestiğimi size nasıl açıklasam bilmiyorum. Kendime bir kitap yazıyordum. Küçükken, yani işte 14 yaşındayken bir Louisa Margaret White Day'di benim adım. Sude Belkıs Akgün'ü yabancı isim olarak Louisa Margaret White Day diye çevirip kendi hayatımı anlattığım bir kitap yazıyordum. 14 yaşında ne hayat yaşında yazıyorsun, neyse. Orada çocukluk fotoğraflarımı kesip yapıştırmıştım deftere. Annem görüp ağzıma sıçmıştı. Sen bunları neden kestin falan diye. Ortadan gelen bir şey, kesinti. Böyle bir yine beni anlatan bir fotoğrafım var. Kutunun içine girip kutudan ev yapmıştım. Şöyle göstereyim. Kutudan ev yapmıştım. Onun içine girmiştim. Ben ama kutudan ev çok yapıyordum. Eskiden en sevdiğim şey böyle bir kere bir misafire girmiştik. Onlar buzdolabı almışlardı. Ben de çıkarken demiştim ki buzdolabının kutusunu alıp evimize götürebilir miyiz demiştim. İzin istemiştim ev sahibinden. O da bana şey vermişti işte, buzdolabının kutusunu vermişti. O koliyi kesip ev yapmıştım. Sonra o kadar hatta kafayı takmıştım ki ben her gittiğimiz yerden koli arıyordum. İnsanlar yeni eşya aldığımı şey diyordum. Koli varsa ben alabilir miyim? Ev yapacağım da. 4 dakika doldu arkadaşlar. Ben kaçağınızı size anlatacağım. Ay çok merak ediyorum şu an. Dur küçük bir yerden başlayayım. Şöyle kaşardan da alayım, kremadan da alayım. Bon appetit. Bu şey var ya, habire çiğ et yiyen abla var ya, ben ona çok gülüyorum bu arada. Gerçekten ben onun enlerini çok iyi anlıyorum. O kadını çok iyi anlıyorum. Çiğ et yemesi dışında, bence doğru bulmuyorum bu göz möz yemesini, doğru bulmuyorum. Ama aslında enlerini o kadar iyi anlıyorum ki o kadının. Tam benim kafadan hatta. Hiç fena değil. Hemen ikinci tadımımı yapıyorum. Tutar. Hiç fena değil. Üçüncü lokmamı alıyorum. Lezzetten bayılmadım. Bak bu lezzetten bayılmadım ama muhtemelen ben hani çok göz kararı ve böyle biraz yalap şalap yaptığım için muhtemelen bunu daha düzgün yapsam daha iyi olabilir. Ve sarımsak bence çok güzel durmuş. Ispanak tadını çok almamak çok iyi geldi bana. Tadı böyle lisedeki ikinci teneffüse benziyor. Hava biraz soğuk. Kış ayları. Yağış yok ama kuru soğuk bir hava. İkinci teneffüstesin. Sevdiğin bir filmi söyle. Şimdi sevdiğin bir film söylediğinde ben hiç direkt ne söyleyeceğimi bilemem. O yüzden bundan bir 15 sene önce bana sevdiğin filmi sorduklarına ne söyleyeceğim diye düşündüğümde aklıma bir filme yer ettim. Onu söylüyorum. Pan'ın Labirenti. Onu söylüyorum hep. Ama başka filmler de var aslında. Eğer bana sorarlarsa en sevdiğin, bize 3 film önerir misin derlerse en sevdiğim 3 film şu şekilde. John Wick 4, John Wick 1, John Wick 2. Bu arada ben arkadaşlar artık kimim biliyor musunuz? Yeğenini çok tatlı olduğunu düşünen o kişiyim.
Sizleri tabii yeğenimin küçük olduğu için yani çocuk paylaşmıyorum şey o yüzden hiç story'de falan paylaşmıyorum ama bence yeğenim gerçekten dünyadaki bütün bebeklerden daha tatlı olduğunu düşünüyorum. Bütün bebeklere tam çok tatlı değil tam ortalama. Ben kabul ediyorum ama şey de kabul ediyorum. Bana daha tatlı geldiğini de biliyorum farkındayım. Ama ortalama bir tatlılığı var. Çok mu güzel? Hayır değil. Çok da böyle hani çok da konuşmuyor, az da konuşuyor. Hani böyle çok büyük bir bıcır bıcırlık da görmedim. Hani çok böyle büyük zeki böyle wow bir atak da yapmadı. Okey, çok standart, çok normal gidiyor her şey. Ama okey, bana gerçekten yeter. Daha fazlasını beklemiyorum. Benim için en iyi yeğen olması için bana çok zekice hamleler yapmasına gerek yok. Muhtemelen annesi de benimle aynı boy kilo da olduğuna göre kendisi de muhtemelen benimle aynı ayak numarasına sahip olduğu için, olacağı için benim bütün ayakkabılarım, kıyafetlerim ona kalacak. İnanılmaz. Prev koleksiyonum ona kalacak. Çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Beni tanıyor ve hala hala diyor bana. Ben gelince hala diyor ve benimle bir oyun oynamak istiyor. Sadece ona Barbie bebek aldım ve beni o kadar sevdi ki. Sadece Barbie ben de almamıştım. Arkadaşım Barbie lansmanına gitmişti. Ona vermişler, o da bana verdi. Ben de yeğenime verdim. Para bile vermedim ve bayıldı. Barbie Barbie diye delirdi. Sonra giderken bir tane daha hediye aldım. Aldım hediye böyle dandik bir şey. Bayıldı. İnanamıyorum yani o kadar mutlu oldu ki. Aşırı dandik bir oyuncağı. Hemen onu tavladım ve ben her gün görüşmüyorum onunla. Ya o mu biraz daha büyük olsaydı, ben mi biraz daha küçük olsaydım bilmiyorum. Yani AVM'de böyle Aleyna Tilki konserine falan gitmek istiyorum onunla. Ama o büyüyene kadar değişir yani bilmiyorum. Şöyle bir 10 sene sonra gideriz. 10 sene sonra AVM konserleri bizi bekler. Üniversite mezunu olduğumun kanıtı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olurken çektirdiğim fotoğrafım. Elimdeki şey temsili bir diploma çünkü ben diplomamı hala okuldan almadım. Çünkü hiçbir iş görüşmemde bana diplomam sorulmadı. Sude Belkıs'a diploma sorulmaz arkadaş, hadi. Bak biri benim çok sinirleneceğim bir şey söylemiş. Bir gün izlerken doğallığını kaybedecek ne? Bakayım dur. Dur. Ne? Dur. Ne olur? Nerede olsun? Nerede uyuyorum? Bir gün çok ünlü olup doğallığını kaybettiğini bilerek izlemek üzüyor Sude. Yani şimdi bak bu söylediğin şey o kadar sinir bozucu ki. O kadar sinir bozucu ki. Ne olacak? Yani ben hayatım boyunca kime hi hi yaptım da ünlü olunca şey. Ya sence bir insanın doğallığını bozan şey ünlü olması mıdır? Belki o insan zaten doğal değildi. Belki de. Bak şöyle şeylere kafayı takıp da benim sinir şalterlerimi hoplatıp zıplatma. Delirtme beni. Bak sana ses kaydı, DM'den ses kaydı atarım sana. Arkadaş dediğim ki ya, inşallah doğallığımı kaybederim. Allah'ım çok istiyorum doğallığımı kaybetmek. Vallahi çok istiyorum doğallığımı kaybetmek. Halka köpeği bir tek sana yakıştırıyorum. Niye halka yakıştırmıyor musun? Yakın arkadaşlarımda 214 kişi olan çocuk bana hala güvenilirim diyor, delireceğim. Niye ayol 210? Belki yakın arkadaşlarını şey olarak kullanıyordur yani. Uzak arkadaşlar olarak kullanıyordur yakın arkadaşlar şeyini. Güvenilir canım, niye güvenilmesin? Arkadaşlar böyle sayılara öyle ay ona eklemiş. Şunu şey yapmış. Bunlara çok böyle kafayı takmayın. He. Beyninizin arka kısmında o dosya çalışmaya devam etsin zaten. Ama 214 kişi var, şu kadar var bilmem ne buna çok kafayı takmayın. Sude, diyete çıktım ve yakınlaştığım kişiyle aynı iş ortamındayız. İlişki istemediğini dile getirdi. Ama sürekli Reels atıp storylerimi beğeniyor ve gördüğümde iletişim kuruyor. Anlayacağın kendini unutturmak istemiyor. Manipülatif olduğunu bildiğim halde onunla iletişim kurmak, flörtleşmek hoşuma gidiyor. Okey. Uzun zamandır kimse bu kadar yönde duygu hissetmemiştim. Nasıl suçlayabilirim? Şutla. Şimdi bak. Burada biraz taktik şey yap. Biz bunu geçen arkadaşımla konuştuk. Ben de ona dedim ki bazı herkes için söylemiyorum bunları. Bakın şimdi büyük şeyler konuşma vakti geldi. Bunları herkes için söylemiyorum arkadaşlar ama bazısı için genelleme yapmamak için söylemiyorum. Yoksa ben zaten direkt net genelleme olarak söyledim. Makul ve böyle iyi biri
olduğunda seni çok rahat harcayabilir. Onun hayatı sen biri olduğunda seni asla unutamaz. Çık biraz fırtına gibi es. De ki hayırdır ya, böyle bana komik reelsler atmak için mi biz seninle buluşuyoruz, görüşüyoruz? Benim komik reels atacak bir sürü tanıdığım insan var, arkadaşım var. Ben şöyle şöyle düşünüyorum, şöyle şeyler hissediyorum. Sen ne yapıyorsun, beni manipüle etmeye mi çalışıyorsun? Ya, hani karşısına çık, es, gürle, sıçı ağzına. Bak o zaman ne yapıyor? De ki ilişki istemiyorsan bana bir daha o zaman komik video atma. Kız ama bağır. Attığın şeyler komik değildi dedi. Yani böyle bazen birinin mutlu olduğu yer olmak için çok fazla sessiz kalabiliyorsunuz. İyi birisi olmanız, iyi birisi olayım, ben onun mutlu olduğu yer olayım, ben onun sessiz sakin bir limanı olayım falan desen de yani ama olduğun kişiden tabii karakter meselesi biraz daha. Ya esip gürlemen gerekiyor arkadaş. Masaya yumruğunu koyman gerekiyor. Ama sana yumruğu koyan bir kadın her zaman önde yani. İlişkide de önde. Yani ikili ilişkide de yani şey oluyorsun, öncü oluyorsun. İpler senin elinde oluyor. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani tatlı bir limanım ben. İşte bana gel mutlu şey ol. Değil mi? Bana geldi mi başım belaya girecek de yani. O zaman nasıl koşacak koşacak? Ben buna nasıl yeterim? Ben buna nasıl şey olurum? Falan filan böyle bir şey olduğunda daha ilgi çekici olsun. Sen de kendini düşün. Sen bir erkekle böyle hani değişiyor dengeler. O yüzden şey yapmak istemiyorum, böyle net konuşmak istemiyorum ama. Merak uyandıran kişiyi onun yanında olmak istersin. Anladın mı? Merak uyandır biraz. Bir tane çocuk vardı, herkese çabuk bağlanıyorum diye ağlıyordu. Bir tek bana bağlanamaması. Erkeklere güvenmeyin. Koptum. Herkese bağlanıyorum diye ağlayıp sana bağlanmaması. Açık karşına sıç ağzına. Ben bundan daha iyi bir taktik bilmiyorum. Büyük oyna ya, büyük oyna. Yapay zekadan görsel tasarlama işi gerçek bir iş olabilmiş şu anda ve gelecekte. Şu anda da var arkadaşlar ama şimdi yapay zekadan görsel tasarlamada estetiği doğru oturtman için de senin orada bir operatör olması gerekiyor. Yani marka durup da hadi şunu şeyden bir görsel yapayım falan diye yapmıyor. İlla ki bir operatörün de olması gerekiyor. O operatörün de yine estetikten anlayan bir insan olması gerekiyor. Evet, yapay zeka kullanılıyor zaten. Videoda da kullanılır, görsel tasarımda da kullanılır. Şey değil, gayet de yapılabilir. Bu aslında bir araç. Bir yani Photoshop gibi bir şey. Adobe programı gibi bir şey aslında yani. Bir tool aslında yapay zeka. Yine de işte şöyle bir şey var. Mesela bir bilgiyi bilmek önemli değil, onu kullanmak önemlidir ya. Bir resmi yapmak önemli değil. Onun ne anlattığı önemli. Yani sen yine bir şey anlatan bir fikir olması gerekiyor yaptığın şeyde. Fikir yine insana ait. Yapay zeka fikir bulamaz. Konsept çalışamaz. Ah, hemen kapatıyorum arkadaşlar. Çok uykum geldi. Ben yatıyorum. Ha, ne oldu? Sahur oldu mu? Ezan okundu mu? Ben sahura kalkınca ben. Ne? Hı, tamam. Annem çorba koyayım mı? Ha. Ne? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hadi kapatın. Hadi kapatın arkadaşlar.
Manitalarınıza, hoşlandığınız kişilere, flörtlerinize benden bahsetmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan her yerden bak. Sana söyleyeyim, TikTok'tan, Twitter'dan, LinkedIn'den takip etmeyi unutmayın. Çünkü bak, ben bir bütünüm. Sonra TikTok'tan takip etmiyorsun, aa öyle mi oldu? Storylerimi izlemiyorsunuz ki ben Instagram'la dünyanın, bak dünya Türkiye'nin en iyi storylerini atan hesabım Sude Belkıs Instagram'da. Türkiye'nin en iyi storylerini atan. Benim klasmanımda, benim takip sayımda benden daha iyi story atan var mı? Yok. Hadi bakalım. O storyler niye izlenmiyor? Sonra abla öyle mi oldu? Aa abla böyle mi oldu? Oldu tabii. Ben hayatımı naklen size yansıtıyorum. Ve sen açıp bakmıyorsun. Başka ne işin var? Senin benim storylerimi izlemek dışında başka ne işin var? Hayırdır ya? Hayırdır? Ülkemi yönetiyorsun ya? Ülkemi yönetiyorsun benim storylerimi izlemiyorsun? Şaka gibi alemsin ya. Yatmadan önce bak. İyi geceler, iyi geceler.